Adına birçok efsanevi hikaye yazılan, yeri geldiğinde korkusuz bir vatansever, yeri geldiğinde ele avuca sığmaz bir subay, yeri geldiğinde de teşkilat-ı mahsusanın en gözü kara neferiydi. Baba Ali baskınında çok sevdiği Enver Paşa ile ölümü göze alarak binaya atılmış ve devletin en üst düzey bürokratlarından birini infaz etmekten çekinmeyecek. Ölümden korkmuyordu. İdealleri ve davası için harekete geçmekten korkmayan, idama götürülürken bile başını eğmeyen bir fedaiydi. Onun adı Yakup Cemil'di. Peki kimdi bu Yakup Cemil? Eğitimi sırasında sıradan bir öğrenciyken nasıl bir anda İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin en meşhur kişilerinden biri olmuştu? Enver Paşa ile olan yakınlıkları nasıl başlamıştı? Gelin bu videoda bu soruların cevaplarını bulalım. Kafkas göçmeni Çerkes bir aileden olan Gümrük Odacılarından Mehmet Cemal Efendi ve eşi Servet Hanım'ın 1884 yılında Yenibahçe'deki hanelerinde Yakup Cemil adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelir. Orta halli bir ailenin çocuğu olan Yakup Cemil, ilk ve rüştiye tahsilinin akabinde Kuleli Askeri İdadisi'ne kaydolarak buradan mezun olur. Kuleli Askeri İdadisi'nde eğitim görürken sınıf arkadaşları arasında Hasan amca da bulunmaktadır. Ve Hasan amca Yakup Cemil'in idadi senelerine dair bizlere bazı ipuçları verir. Yakup Cemil mektepte 5 vakit namazında çok sakin, karıncayı incitmekten sakınan bir çocuktur. Daima sofralarla düşüp kalkar. Tertemiz bir çehresi, kısa kesilmiş saçlarıyla emniyet telkin eden bir hali vardır. Derslerine çalışır, orta derecede zeki, münis bir insan olarak tarif eder. Mustafa Rakıp Esatlı ise farklı olarak çocuk yaşından beri haşarı, sinirli, hırçın mizaçta olarak kendini tanıtmıştı. Haksız gördüğü olaylara karşı gelmekte ve birden parlamakta ihtiyatlı olmayan birisi olduğunu vurgusunu yapar. Kuleli Askeri İdadisi'nden sonra 14 Şubat 1901 tarihi itibariyle Mektebi Harbiye'de eğitime başlar. Mektebi Harbiye'den 25 Ağustos 1903 tarihinde mülazım, yani teğmen rütbesiyle mezun olan Yakup Cemil, yabancı müdahalelerinin arttığı, çatışmaların yoğunlaştığı bir zamanda Makedonya'daki 3. Ordu'ya tayin olacaktır. Bu görevi sırasında henüz çiçeği burnunda bir zabit olan Yakup Cemil, Bulgar isyanının bastırılmasında görev almıştı. Yakup Cemil'in milli duyarlılığı yüksek biri olarak Namık Kemal'in vatan temalı şiirlerinin Jön Türk yayınlarının elden ele gezdiği ve siyasi sohbetlerin yapıldığı mektepte Jön Türklerin fikirlerinden haberdar olması ve etkilenmesi son derece olağandır. Dönemin diğer ihtilal yanlısı subaylarında olduğu üzere söz konusu fikirlerin tesiriyle şekillenen zihni Makedonya'da kazandığı pratikle komitacı bir karakter kazanmakta zorlanmamıştı. Mahir bir nişancı ve Türkçü hislere sahip olarak bilinen Yakup Cemil'in bölgedeki azınlık komitelerinin milli davaları uğruna verdikleri mücadeleye yakından şahit olup çatışmalara katılarak her iki özelliğini daha da kuvvetlendirmiş olmalıdır. Bölgedeki gelişmeleri takip eden Bahaettin Şakir ve Doktor Nazım, Bulgarların kendilerine verilen politik eğitim sayesinde kendilerini nasıl feda ettiklerini gözlemlemişlerdi. Benzer bir yapılanmaya ihtiyaç duyan İttihat ve Terakki Cemiyeti bünyesinde bir fedai şubeleri oluşturmaya karar verdi. Şurayı Ümmet yazılarıyla cemiyetin bu adımı atarken ne kadar motive olduğunu göstermekteydi. Aynı yılın Haziran ayında cemiyete dahil olan Yakup Cemil, yeni kurulan fedai teşkilatının ilk ve en önemli üyelerinden biri olacaktır. Bölgede çetelere karşı giriştiği operasyonlar ile itibar kazanan ve fedailerin arasında muteber bir mevki olan Enver Bey ile kaynaşmaları yüksek ihtimalle burada gerçekleşecek ve zamanla kendisinin en sadık fedailerden biri olacaktır. Aynı zamanda cemiyet adına ve ihtilal yolunda icra edilecek cinayetlerin aranan adamı haline de gelecektir. Hayatın cilvesidir ki akıbetine de yine bu özelliğinin onu sürüklediği bir macera yüzünden kavuşacaktır. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Sultan II. Abdülhamit'e meşrutiyeti ilan ettirmesinden sonra İran'da da şah tarafından meşrutiyeti yeniden ilan ettirmek üzere yeraltı faaliyetlerinde bulunacaktır.
İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Sultan II. Abdülhamit'e meşrutiyeti ilan ettirmesinden sonra Yakup Cemili, İran'da da Şah tarafından meşrutiyeti yeniden ilan ettirmeye zorlamak için yeraltı faaliyetlerinde bulunmak üzere buraya gönderecektir. Yol boyunca bölgedeki Kürt aşiretlerinin desteğini toplayarak ilerledi. İranlı meşrutiyet yanlılarıyla işbirliği yaptı. 31 Mart olaylarının patlak vermesiyle İstanbul'a çağrıldı. İsyan bastırıldıktan sonra Ermeni ayaklanmaları sebebiyle müfettiş olarak Adana'ya gönderildi. Adana, Yakup Cemil'e içindeki çeteleşme potansiyelini dışarı çıkarma fırsatı vermişti. İlaveten bölge, ittihatçılar ile diğer komiteler arasında sert bir egemenlik mücadelesine sahne olmaktadır. Cemiyetin menfaatlerini gözetmek üzere müfettiş sıfatıyla bölgede bulunan Yakup Cemil, bu görevini yerine getirmek bahanesiyle silahlı adamlar toplayarak önemli bir güce ulaşırken, Vali Cemal Bey ile arkadaşlık kurması işini ziyadesiyle kolaylaştırmıştı. Aldığı eğitimin ardından Makedonya ve İran deneyimleri onu tehlikeye alışık biri haline getirirken, bu haleti ruhiye ile bulunduğu Adana'nın şartlarında elde ettiği güçlü konumuyla da ciddi anlamda özgüven kazanmış ve emir, amir kavramlarına bakışı değişmişti. Olayların sonunda cemiyet tarafından arkasında durulması ve hesap vermemesi de bu duruma katkı sağlamış olmalıdır. Ayrıca akıbetine de sebep olacak olan gayri nizami bir şekilde silahlı adamlar toplayıp çeteler meydana getirme adetini de burada kazanmış olmalıdır. Bu sayede kendini müstakil bir kuvvet olarak görmeye başlamış ve başına buyruk hareketlerde bulunmak onun için son derece normal bir iş haline gelmişti. Hülasa bir Osmanlı subayı ve cemiyet fedaisi olan Yakup Cemil'in Hüsamettin Ertürk'ün ifadesiyle devlet içinde devlet haline gelme süreci Adana'da başlamaktaydı. İtalya'nın Trablusgarp'ı işgali sırasında Adana'da cemiyetin programının yürütülmesi vazifesini yerine getirmekte olan Yakup Cemil, olanları öğrendiğinde arkadaşlarıyla gönüllü olarak cepheye gitmeye karar verir. Sapancalı Hakkı, Ömer Naci ve Mustafa Kemal Beylerle bir araya gelirler ve Ömer Fevzi Bey'den aldıkları 200 İngiliz lirası ve sahte kimliklerle Ekim 1911'de yola çıkarlar. Trablusgarp'ta Enver Bey'in emrindeki Bingazi Kumandanlığı bünyesinde kol komutanı olarak görev alan Yakup Cemil, 25 Kasım'da gerçekleşen baskında İtalyanlara ağır kayıplar verdirdiği gibi morallerini de çökerten ilk saldırıya katılmış, daha sonra da aralığın ilk gününü ikincisine bağlayan gecede gerçekleştirilen ve yine düşmanı hayli hırpalayan gece baskınına da katılmıştı. Muhtemelen bu sıralarda yüzbaşılığa terfi eden Yakup Cemil, Trablusgarp'taki vukuatını Enver Bey tarafından gönderileceği Tobruk'ta çıkaracaktır. Tobruk, mıntıka komutanı Ethem Paşa'nın yanına bir vazife için gönderilen Yakup Cemil, burada bulunan Mülazım Şükrü isminde siyahi bir subayı başına buyruk bir şekilde infaz edecektim. Söz konusu cinayetin nasıl yaşandığını aktaran kaynaklar farklılık göstermektedir. Ziya Şakir, Mülazım Şükrü'nün Ethem Paşa'nın çadırındayken İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kimi icraatlarını tenkit ettiği için Yakup Cemil tarafından o anda vurulduğunu söylerken, Sadi Borak, Yakup Cemil'in casus olduğunu düşündüğü kurbanını uykusundayken öldürdüğünü yazmaktadır. Ancak Hüseyin Cahit Yalçın bu hadise ile ilgili kendisiyle yaptığı görüşmede şunları nakledecektir. İstanbul dışındaki konferanslarda cemiyet yanıma Yakup Cemil'i de vermişti. Bir gün akşam üzeri Tanin'de Babanzade İsmail Hakkı ile kalemlerimizi bırakmış, dinleniyor ve tek tük kelimelerle kısa kısa konuşuyorduk. Kapı açıldı. Genç, yakışıklı ve sevimli bir subay içeri girdi. İttihat ve Terakki'nin genç subayları Tanin'i bir aile ocağı gibi bilirler, severler ve teklifsizce kapısından içeri girerlerdi. Yakup Cemil olduğunu işitince kendisini daha çok hoşnutlukla karşıladık. Adını biliyorduk. Cemiyetin en özverili, katıksız ve yürekli taraflılarından olduğunu duymuştuk. Enver'le Bingazi'de İtalyanlara karşı savaşa gitmişti. Şimdi oradan dönüyor ve bize taze savaş haberleri de getiriyordu. Yakup Cemil, İtalyanların durumundan bir şeyi başaramadıklarından söz ederken Türk karargahındaki savaş hayatıyla ilgili fıkralar da iletiyordu. Bir akşam yanlarına bir subay gelmişti. İstanbul'dan ve illerden kolayını bulan subaylar gizlice Trablusgarp ve Bingazi karargahlarına gidiyorlar ve bir fedai sıfatıyla yurda karşı görevlerini yapıyorlardı. Onun için günün birinde yanlarına yeni bir subayın gelmesi pek doğal görünebilirdi. Ama her nedense bu gelen adamdan şüphelendiğini Yakup Cemil bize inançla anlatıyordu. Bunun İtalyanlar tarafından gönderilmiş bir casus olabileceğini düşündü ve hemen kararını verdi. Yemek yiyorlardı. Çadırın içinde bağdaş kurup yere oturmuşlardı. Yakup Cemil tabancasını çıkardı, havlunun altından gizli tutarak ilerledi ve birdenbire elini çekti. Ateş etti ve casus olmasından şüphelendiği silah arkadaşı cansız bir halde yere serildi.
Hüseyin Cahit'in kaleminden dökülen bu ifadeler Yakup Cemil ile ilgili önemli ipuçları vermektedir. Yakup Cemil bir insanı kimseyle istişare dahi etmeksizin kendi kafasında kurduğu bir muhakemede yargılayarak idama mahkum etmiş ve infazını bizzat gerçekleştirmiştir. Olayı hiçbir pişmanlık emaresi göstermeksizin soğukkanlı bir şekilde anlatması onun insan hayatına ne kadar değer verdiğini göstermektedir. İşlediği bu cinayet ile Enver Bey'i hayli kızdıran Yakup Cemil herhangi bir yargılamaya tabi tutulmaksızın cepheyi terk edip İstanbul'a gitmek durumunda kalmıştı. Trablusgarp'tan geldikten sonraki aylarını siyaset ve cemiyet işleriyle geçiren Yakup Cemil hala muvazzaf bir subay olması sebebiyle 19 Ekim 1912 tarihinde yüzbaşı rütbesiyle 3. Kolordu 24. Alay 2. Tabur 5. Bölük'te görevlendirildi. Birliği Edirne'ye taarruz etmekte olan Bulgar 1. 2. ve 3. ordularına karşı Kırklareli Edirne Yenice hattında müdafaa pozisyonu almış olan Şark ordusu dahilinde bulunuyordu. Yenilginin ardından İstanbul'a yeniden geri dönen Yakup Cemil Bulgarların Edirne'yi kendilerine verilmesini istediler. Fakat Kamil Paşa hükümeti bunu kabul etmedi. Ama o dönemde muhalefette olan İttihat ve Terakki Fırkası ve dolayısıyla da cemiyet Rumeli'nin Bulgarlara bırakıldığını ileri sürerek tarihe Bağbali baskını olarak geçen 2. ihtilalini gerçekleştirdi. Yakup Cemil Bağbali binasına ilk giren baskıncılar arasındaydı. Baskın esnasında karşılarına çıkan ve siyasete karışmayacağınıza söz vermiştiniz. Sözünüz bu muydu diyen Harbiye Nazırı Müşir Nazım Paşa'yı bu herife laf anlatılır mı deyip şakandan vurmuştur. Bu olayın etkisiyle kısa bir süre sonra yüzbaşı rütbesindeyken ordudan atıldı. Yine de aynı yıl Garbi Trakya Muvakkat Hükümeti'nin kurulmasıyla sonuçlanan muharebe döneminde Enver Bey'in emrinde orduda gönüllü olarak yer aldı. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi üzerine Enver Paşa, Teşkilat-ı Mahsuse'yi 5 Ağustos 1914'te yeniden yapılandırdı. Buna göre teşkilat artık Enver Paşa'nın etrafında toplandığı hususi bir grubu olmaktan çıkarak resmi bir hüviyete sahip olmaktaydı. Hamit Bozarslan'ın Memlük sisteminin modern dönemde ihyası olarak yorumladığı Teşkilat-ı Mahsuse'nin üyeleri Balkanlar ve Kafkasya başta olmak üzere farklı milletlerden oluşmaktaydı. 1914'te Teşkilat-ı Mahsuse'nin resmen kurulmasıyla bu kuruma alındı ve ilk görev yeri olarak Doğu Anadolu bölgesi belirlendi. 2000 kişilik mahkum ordusuyla yola çıktı. Çorum'da konakladıkları esnada yerel halktan birini yargılamadan idam ettirmesi tepkilere neden oldu. Bölgedeki diğer ordu birlikleriyle çeşitli zaferler kazandı. Ancak Ardahan'da ciddi bir yenilgiye uğradı ve geri çekilmek zorunda kaldı. Bunun üzerine Ermeni çetelerine karşı mücadele etmekle görevlendirildi. 1915'te alınan kararla Erzurum ve çevresindeki Ermenilerin tehcir edilmesini de organize etti. Tehcir süresinde emrini verdiği bazı komitacıların yargısız infazları nedeniyle bu görevden de alındı. Yeni görev yeri olan Bitlis'te emirleri ihlal edip çıkan isyanlara karşı aşırı sert davrandığından dolayı bu sefer de Bağdat'a gönderildi. Bağdat cephesinde de emirleri ihlal etti ve fevri olarak emrettiği bir taarruzda bölüğünün büyük bir kısmını kaybetti. Bu olay cephe günlerinin de sonu oldu ve Halil Paşa tarafından acilen İstanbul'a çağrıldı. İstanbul'a döndüğünde Enver Paşa'nın da geldiğini öğrenen Yakup Cemil hemen Paşa'yı ziyaret ederek sözünü aldığı terfiyle vazifeyi konuşmak istemiştir. Enver Paşa ise Yakup Cemil'i oyalamak isteyerek Muamelat-ı Zaptiye Müdürü Miralay Şevket Bey'e yönlendirmiş. Durumu anlayan Şevket Bey de Yakup Cemil'i birkaç gün idare etse de sonunda böyle bir emir olmadığını söylemek zorunda kalmıştır. Yakup Cemil'in Enver Paşa ile yüzleşmesi ise tam bir hayal kırıklığına yol açacaktır. Zira Enver Paşa daha önce söz vermemiş gibi askerlikten ihraç edildiği için binbaşılıktan yukarıya terfi edemeyeceğini, kanunun buna müsaade etmediğini söylemektedir. Hayal kırıklığıyla Enver Paşa'nın yanından ayrılan Yakup Cemil, bir zamanlar Enver'in yükselişinde oynadığı role rağmen gördüğü muameleden son derece öfkelenmiştir. Onun bu durumunu gören Sapancalı Hakkı'nın Enver Paşa ile konuşma girişimi de sonuç vermemiş, Paşa Yakup Cemil'e cephelerdeki vukuatlarına binaen kendisine bölük bile teslim edilemeyeceğini söylemiştir. Fakat Yakup Cemil talebinden vazgeçmemektedir. Merkezi umumi üzerine baskı kurarak Enver Paşa'yı yönlendirmek istese de buradan da amacına ulaşamayacaktır. Birinci Dünya Harbi'nin kötü gidişatından İttihatçı üst kademeyi sorumlu tutan Yakup Cemil, Enver Paşa'ya karşı darbe yapmak, hükümeti devirip devleti savaştan kurtarmak için harekete geçmeye karar verdi. Bu fikrini Çanakkale savaşları devam ederken Enver Paşa'nın eski yaveri Yeni Bahçeli Şükrü Bey ile yeni yaveri Yüzbaşı Mümtaz ile paylaştı. Yakup Cemil bu isimlerle yaptığı görüşmede savaşın daha da kötüye gideceğini, bu durumu arkadaşlarına bir türlü anlatamadığını, tek çare hükümeti devirmek olduğunu açıkça ifade ederek kendisiyle birlikte hareket etmelerini istedi. Fakat Yüzbaşı Mümtaz böyle zor bir zamanda hükümetin yanında durmak vatani bir görev
muhalefettir diyerek bu teklife şiddetle karşı çıktı ve görüşmeyi sonlandırdı. Yaşanan bu durumdan Enver Paşa'nın habersiz olması beklenemezdi. Çünkü teşkilat-ı mahsusadan rahatsız olan ve lağvedilmesini isteyen Dahiliye Nazırı Talat Paşa, Enver Paşa'ya haberleri iletiyordu. Kuşçupaşa Eşref'in kendisini izlemek üzere arkasına adam taktırdığının farkında olan Yakup Cemil, buna rağmen planı için ikna turlarından hiç vazgeçmedi. Bunun üzerine Enver Paşa, Rumeli'de beraber mücadele ettikleri günlerin hatırına Yakup Cemil'i yanına çağırarak görüşmek istedi. Enver Paşa'nın yalısında gerçekleşen görüşmede Paşa, Yakup Cemil'i övücü sözlerin ardından devletin kendisine ihtiyaç duyduğunu, böyle işlere tenezzül etmemesi gerektiğini, düşmanın bir amacının da bizi birbirimize düşürmek olduğunu uzun uzun anlattı. Bu arada Enver Paşa bu işin arka planında başka güçlerin olduğunu düşünecek ama bunu açıkça belli etmeyecekti. Yakup Cemil hiçbir şey söylemeden paşanın elini sıkarak yalıdan ayrıldıysa da geri adım atmadı. Dahiliye Nazırı Talat Paşa, Yakup Cemil'in kendilerine daha fazla bela olmaması için 13 Temmuz 1916 tarihinde darbeye teşebbüs ve Enver Paşa'ya suikast tertip etmek suçlarından tutuklanarak askeri mahkemeye sevk edilmesini sağladı. Bekir Ağa bölüğünde tutuklu kaldığı sırada kendisini ziyaret eden Kara Kemal başta olmak üzere iddiaçıların tanınmış simaları Yakup Cemil'e ifade verirken suikast düzenlemek ya da hükümete darbe yapmak gibi konulara hiç girmemesi yönünde nasihatler vermiş, az bir ceza ile onu kurtarmaya çalışmışlardı. Ancak Talat Paşa aynı fikirde değildi. Hakim karşısında tüm tembihlere rağmen planlarını itiraf etmekte bir sakınca görmeyen Yakup Cemil, vatana ihanet kanunundan idama mahkum edildi. Enver Paşa'nın Berlin'e gitmesini fırsat bilen Talat Paşa, vekaleten idam kararını hemen onayladı. Çünkü Enver Paşa, her şeye rağmen Yakup Cemil'e karşı farklı arkadaşlık hisleri beslemekteydi. 11 Eylül 1916 günü Yakup Cemil, Kağıthane Köprüsü yakınlarında kurşuna dizilmek suretiyle idam edildi. Cenazesi ailesi tarafından alınmayınca sessiz sedasız Topkapı Mezarlığı'na defnedildi. Gariptir ki mezarı şu anda da kayıp. Vatana ihanetten idam edilen Yakup Cemil'in geride kalan ailesine Enver Paşa'nın etkisiyle olacak ki vatana hizmetten maaş bağlandı. Hakkında birçok efsane ve hikayeleri olan Yakup Cemil, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ele avuca sığmaz fedailerinden biriydi. Sonunu düşünmeden atıldığı tehlikeli vazifeler onu bir neslin kahramanı yaparken, aynı zamanda da otoritenin de her zaman kendisine tehlikeli olarak gördüğü biriydi. Bu, en çok sevdiği kişilerden Enver Paşa olsa bile. Teşkilat-ı Mahsusa'nın en meşhur ve en önemli fedailerinden Yakup Cemil'in hayatı bu şekildeydi. Yakup Cemil ile ilgili birçok efsane ve hikaye günümüzde bile hala konuşulmaktadır. Ancak elimizde bu hikayelerle ilgili bilimsel kaynaklar olmadığı için videoda bunlara değinmedik. Yakup Cemil için hazırladığımız video bu şekildeydi. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Yararlandığımız kaynakları videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Daha güzel içeriklerin gelmesi için kanalımıza destekleriniz çok önemlidir. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esenlikle kalın.